Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emine, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğlenceli bir içerikle karşınızdayım. Bir kedi kadın makyajı yapıyorum. Böyle gizemli, kırmızı, siyah tonlarının, böyle bordo tonlarının baskın olduğu bir makyaj oldu. Umarım eğleneceğiniz bir video olur. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videoya başlayalım. Şimdi öncelikle cildimi iyice temizlediğimden ve cildimdeki böyle fazlalık yağlardan arındığımdan emin oluyorum. Daha sonra kendi yaptığım ev yapımı mistimle cildimi bir nemlendiriyorum bir kere daha. Saçlarımı da tutturuyorum ki önüme gelmesin. Şimdi Peripera'nın ink fondöteniyle cildime iki kat fondöten geçiyorum ki daha böyle kapatıcı bir sonuç alayım. Süngerimle dağıtıyorum bunu. Daha sonra Maybelline Fit Me 15 numarasıyla göz altlarımı bir kapatıyorum. Bu daha somon alt tonlu olduğu için cildimde de kullanıyorum kızarıklıklarımı kapatmak için. Çünkü kızarıklıkları nötrlüyor. Ardından tekrar süngerimi dağıtıyorum. Şimdi The Sam markasının tip concealer'ıyla, bu bana birazcık açık geldiği için göz altlarımı tamamen aydınlatma amacıyla kullanıyorum ve gördüğünüz gibi çok böyle büyük bir alana dağıtıyorum bunu. Tabii bu daha bana böyle bir porselen gibi bir efekt veriyor. Şimdi tekrar cildimi nemlendiriyorum çünkü benim cildim çok fazla soyuluyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden sürekli mis sıkıyorum yüzüme. Daha sonra Stay Matte'in Transparent pudrasıyla yüzümün her yerini çok iyi bir şekilde pudralıyorum. Çünkü tamamıyla mat bir görüntü istiyorum. Sonrasında kaşlarımı tarıyorum ama doldurmayacağım çünkü far işlemim var. Ve kaşıma kadar dağıtmam gerekecek. Şimdi Golden Rose'un mini boy kırmızı, böyle mavi alt tonu bir kırmızı rujunu güzelce sık bir dağıtma fırçasıyla bir dağıtıyorum. Mükemmel olmasına dikkat etmiyorum çünkü zaten amacım mükemmel olmaması. Güzelce onu bir dağıtıyorum. Daha sonra bir diğer fırçayla böyle kahverengi bir renkle kriz bölgesini dağıtıyorum ki güzel bir geçiş olsun. Sonra boş bir fırçayla iki rengi de birbirine güzelce harmanlıyorum. Beauty's'in asansörlü siyah göz kalemiyle sadece göz kapağımın o gördüğünüz kısmına yediriyorum ve kırmızı ruju uyguladığım fırçayla dağıtıyorum. Renkler iç içe geçsin. Sonrasında yine boş bir fırçayla dağıtıyorum. Ardından yine göz kalemiyle geçiyorum ama bu sefer parmağımla dağıtıyorum çünkü siyah rengin orada kalmasını istiyorum. Güzel bir peçeteyle temizliyorum çünkü her zamanki gibi göz makyajımı sonradan yapıyorum ben. Hep bu hataya düşünüyorum, sürekli unutuyorum. Şimdi iki gözümü de eşitliyorum. Siyahlıkları aynı mı, ikisi de aynı şekilde mi dağıtılmış diye. Şimdi alt göz makyajıma geleceğim. Göz altı makyajıma. Yine siyah göz kalemiyle bütün göz altından geçiyorum ve bunu kesik uçlu bir fırçayla güzelce dağıtıyorum. Kırmızı ruju uyguladığım fırçayla o kırmızılığı sağlayabilmesi için yine onunla da dağıtıyorum siyah göz kalemini ki üstteki makyajın aynısı alt gözümde de olsun. Daha sonra bir kedi gözü eyeliner'ı, cat eyeliner tarzı bir şey geçmeye çalışıyorum ama benim göz pınarlarım çok dar olduğu için, dar bir alanda olduğu için biraz zorlanıyorum bu konuda. Badem gözü olmayı dilerdim ama maalesef. Yani olduğundan emin olduktan sonra artık bırakıyorum. Çok fazla uğraşmamak lazım. Beauty's'in Catchit Far paletindeki en açık renkle bu göz pınarlarımın altını birazcık aydınlatıyorum ki orayı daha çok belirginleştireyim. Lenslerimi ve kirpiklerimi takıyorum. Daha sonra Essence'in I Love Extreme rimeliyle, şu pembe olanıyla İki takma kirpikle ve kendi kirpiğimi eşitliyorum.
Daha sonra BeautySin Fix It top rengi olan kaş pomadıyla her zamanki gibi kaşlarımı dolduruyorum. Ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Daha sonra Absolute New York Pro Contour paletindeki koyu rengiyle tabii ki de kontür işlemi yapıyorum ama bu bana yetmeyecek, birazcık daha yapacağım ileride. Burnumu kontürlüyorum ve normalden tabii ki de her zaman gibi daha abartı bir şekilde yapıyorum bunu. Daha sonra büyük bir fırçayla bunu dağıtıyorum. Alnıma, çene kemiklerime, daha sonra yine aynı kontür yerine hep böyle kontür işlemi yapıyorum. Daha sonra Etude House'un, yani hiç önemli olmayan büyük bir dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Ardından gözümde kullandığım yine kırmızı ruju dudaklarımı sürüyorum ama dudak kalemine hiç gerek yok. Bu zaten küçük bir aplikatör olduğu için çok güzel dudaklarımı dolduruyorum bununla. Kurumasını bekledikten sonra yine siyah göz kalemiyle, BeautySin siyah göz kalemiyle bütün dudağımı çerçeveliyorum. Ve parmağımla dağıtıyorum. Ardından iki kenarın iç kısımlarını yine siyahla bir gölgelendiriyorum. Güzelce dağıtıyorum. Hatta birazcık iç kısmına da süreceğim ki biraz daha böyle koyulaştırayım renkleri. Ardından dediğim gibi kontür yetmediği için gördüğünüz gibi çok aşırı abartılı bir şekilde kontür yapıyorum. Çünkü kedi kadın olmak bunu gerektirir. Makyajım tamamlandıktan sonra tabii ki kıyafetleri giyiyorum, şey yapıyorum, her şey bitmiş oluyor. Umarım eğlendiğiniz, beğendiğiniz bir makyaj olmuştur. Yaptığım nail art'ın videosunu da kenara koyacağım, kartlarda görebilirsiniz. Dediğim gibi umarım eğlendiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. Beni destekleyip kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.